Selam bitseverler. Bugün Vision Reboot yemesini konuşacağız. Bu beni şoku uğrattı. Birazcık canım sıkıldı ama evet bilgilerle buradayım. Zaten bu bir çizgi dizi değil. Sadece bir çizgi roman serisi. Bunun üzerine de konuşacağız arkadaşlar. Ama önce bir size fragmanı izletmek istiyorum. Arkadaşlar böyle bir fragmana sahibiz. Zaten çevirisini ben yaptım. Sadece İtalya hesabı paylaşmış Disney'in. İngilizce platformlarda çok fazla göremedim. Ki zaten yorumlarda herkese hüsrana uğramış durumda. Herkes çok fazla tepki vermiş ki ben dahil. Ben de çok yani demoralize olduğumu söyleyebilirim. Fakat bu videoda sadece size bilgileri aktarmak istiyorum. Yorumlarımı sonradan katlı ve kat videolarda açıklayacağım zaten. Bu yeni çizgi roman serisi hakkında Witch, bu dostluk tarzı çizgi romanla yeni bir çizgi romanla ünlü orijinal serisinin yeniden başlatılmasıyla sunuluyor. Will, Irma, Terni, Cornelia, Helen yeni bir dünyada kanıtlanmış küçük bir gizemle mücadele ederek arkadaş yanlısı bir grup oluşturmak için modern bir ortam arayışı içindedir. Bu göz kamaştırıcı keşif, tek başına büyülü bir durumu kurtarıp 5'te 1'e kadar güçlü olma potansiyeline sahip. 20 yıl sonra Witch'in yeni versiyonuyla birlikte, yeni bir grafik tarzında yeni bir versiyonuyla birlikte orijinal bir hikaye serisi ortaya çıktı. Tamamen yeni bir hikaye anlatabilir misiniz? Modern bir ortamda gündelik hayatın canlılığı ve moda, teknoloji, toplum gerçekten ilham verici. Fantastik bir gezginlik, tüm kapsamlı sihirli maceranın yeni versiyonu yenilik Çin'i sağlar ve tüm büyülü anlam hikayelerini aktarır. Özet olarak ise Will yeni taşındı ve burada Irma, Terni, Cornelia ve Helen ile arkadaş oldu. Yani bizim klasik seriye birazcık benzeyerek başlıyor. Kandraka'nın mistik hainleri dünyayı kötü güçlere karşı savunması için ona kadim bir güç emanet ettiğinde sessiz hayat alt üst oldu. Yeni arkadaşlarının yardımıyla bir yandan büyüde ustalaşmayı öğrenirken bir yandan da sevdiklerini korumak için savaşmalıdır. Şimdi yeni çizgi romanın temasında ve fragmanında da gördüğünüz gibi Elion üzerinde duruluyor. Stresli rüyalar gördüğünden, gerçekte kim olduğunu keşfedeceğini, yeni muhafız Will, onun dışında dostluğa gücüne inanır mısınız diye bir slogan oluşmuş. İtalya'da 4 Ekim'de, Fransa'da ise 25 Ekim 2023'te, Polonya'da ise 22 Kasım 2023'te satışa sundum. Şu anda da satışta arkadaşlar. Böyle 9 euro civarı bir fiyatını var diye gördüm ben. Bizim ülkemize geldiğinde ve çevrildiğinde ne kadar olur bilmiyorum. İlk sayısı Fransa'da 100 sayfa kadar. İtalya'da ise 128 sayfa. İçerisinde röportajlar, ekstralar içeriyor arkadaşlar. Lecce versiyonunda ise 108 sayfa var. Baskı forması A4, ciltli olması planlanıyormuş. Olay örgüsü ana karakterlerin koruyucu dönüşümlerini almadan hemen önceki bir noktadan başlıyor. Neyse. Evet arkadaşlar, henüz benim bulabildiğim bilgiler bu kadardı. Türkiye'ye geldiği zaman da bakarız, okuruz. Reboot görünümleri hakkındaki düşüncelerimi başka bir videoda sizlere aktarmış olacağım. İzlemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakmış olurum. Hoşçakalın.